Her sene düzenlediğimiz geleneksel bir turnuvadır. Aslında bu tabi veteran tenisçilerinin bir araya geldiği çok önemli etkinliklerimizden bir tanesi ve çok anlamlı olduğu bir turnuva bu. Şöyle ki biz sporun tabana yayılması noktasında özellikle veteranlarımızın, ailelerimizin, yetişkinlerimizin, herkesin tenis oynayabilmesi adına mücadeleler yaratırken, projeler üretirken tam da bu noktada veteranlarımız devreye giriyor. Herkes birer veli, herkes iş dünyasının temsilcisi, bürokrasinin, diplomasinin birçok temsilcisi var burada. 1800 kişi, 55 takım, 382 takım, 55 kulüpten rekor sayılabilecek ki rekor hem Avrupa'da hem dünyada böyle bir sayıya ulaşılmış değil. Bu anlamda herkesin tenis oynayabileceğini, mutlu olabileceğini, spor yaparken eğlenip, eğlenirken kazanmanın, kaybetmenin doğru taşınması noktasında çok değerli bir iş olduğunu düşünüyorum. Antalya'nın havası çok güzel, tenise çok müsait. Gelenler çok mutlu oldular. 18 yaş var, senior tenis deniyor ama 18 yaş ve üstü. Bu sene en yüksek yaş kategorisi 70'ti. Gelecek sene 75 oynayacaklar var. Kadın, erkek, bazı kulüpler çift, hatta 3 takımla katıldılar. O da büyük bir başarı bizim için. A kategorisi, B kategorisi, hatta C kategorisi yapanlar var. Güneydoğu'dan gelenler var, Doğu'dan gelenler var. Bunlar bizim için çok büyük mutluluk. Çok mutluyuz yani, çok mutluyuz. Gelecek sene çok daha da iyi olacak. Öncelikle bu 17.sinde düzenlediğimiz Türkiye Takımlar Senior Şampiyonası ile ilgili turnuvayı bitirmiş bulunmaktayız bugün itibariyle. Baştan beri bu turnuvaya ev sahipliği yaptığımız için onun gururunu da yaşıyoruz. Her yıl artan sayılarla tenis turizmine ciddi bir katkı sağladığımızın da gururunu yaşıyoruz burada. Biz 85 toprak tenis kortumuzda, Manavgat'ta hizmet veren tesislerimizde birçok turnuvaya ev sahipliği yaptık daha önce. Bunların içinde Davis Cup, Fed Cup, veteran dünya şampiyonaları, tekerlekli sandalye dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası gibi önemli uluslararası ve ulusal turnuvalara ev sahipliği yaptık. Ve tenis sporuna da büyük katkı sağladığımızı inanıyoruz bu konuda. Tenis turizmi bizim için fevkalade önemli. Bize büyük katkılar sağlamaktadır. Ve gittikçe de bu sayı artmaktadır. Önümüzdeki süreçlerde daha farklı turnuvalara, yeni dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapmayı umut ediyoruz. ...35 yaşından beri bütün tenis müsabakalarına, Türkiye şampiyonluklarına, yurt dışındaki Türkiye'yi temsil etme, milli takımla temsil etme şampiyonalarına katılmış bir kişiyim. Hayatımın çok büyük bölümü tenisle geçiyor. Daha evvel çok yoğun yöneticilik hayatım vardı. Yabancı şirketlerin başındaydım, genel müdürlük, murasiye. Ama şunu anladım ki insanın sağlığı bir numara, işi çok önemli ama sağlığının devam etmesi her şeyden önemli. O olduğu sürece daha başka güzel şeylere vakit ayırabiliyorsunuz ve her şeyin tadına varıyorsun. Ben Fatma Ruhan Esen. Bu yıl 75 yaş üstünde son senem tenis olarak. Önümüzdeki sene 80 yaşta oynamaya başlayacağım.
46 yaşında emekliliğe yatırım olsun, ben bir sporcuyum, spor yapmak istiyorum dedim. Bireysel bir spor olduğu için de tenisi seçtim. 46 yaşında tenise başladığım zaman ve 50 yaşında turnuva oynamak istediğim zaman öyle bir grup yoktu. 50 yaş üstü, bugün bakın 60 yaş üstü bile oynatabiliyor federasyon. Ama o günlerde sadece 25 yaş üstü oynanıyordu. O yüzden burada 2003 yılında burada ilk kez Uluslararası Tenis Federasyonu'nun dünya şampiyonası vardı. Bir şekilde haberim oldu ve ben gitmek istiyorum ve yaş grubumu görmek istiyorum dedim. Ve geldik, oynadım, gördüm ki bir şeyler yapabilirim. O şekilde Uluslararası Tenis Federasyonu'nun turnuvalarına katılmaya başladım. Bu kadar oyuncuyu bir arada, bu tenis bir kere şölen yapabiliyorsunuz tenisle. Her yaşta ve her düzeyde oynanabilen bir spor dalı olduğu için ve gittikçe de Türkiye bakın demin sözünü ettim. Ben 50 yaşta oynamak istiyorken 25 yaşın üstünde oyuncu yoktu. Turnuva açamıyorlardı. Şimdi bakın buraya 1800 kişi toplayabiliyorsunuz. Tabii ki avantajı tenisin tabana yayılması açısından çok çok önemli. Bütün illerden geliyor. Türkiye takım şampiyonası bu. Bütün illerden geliyor. Federasyonun büyük emeğiyle kolay değil bu kadar insanı organize edip oynatabilmek. Yaklaşık 12 yıl, 13 yıl evvelinden başlamış olan bir sistem. 304 kişiyle başlamış bir sistem. Bugün 1800 kişilik bir noktaya geldi. Tabii bence tenisin olmazsa olmazı veteranlar. Aileler bu işi sevecek ki çocuklarına doğru şekilde yansıtacaklar. Ve o çocuklar birer performans oyuncusu olacak. Onlar da bir sonraki nesillere bunu iyi bir şekilde yiyecek. Aslında Türkiye Tenis Federasyonu olarak bizler hep ilkleri başardık. Bugün de yine bu güzel gala gecesinde arkadaşlarımla konuştuğumda Avrupa'da ve dünyada bir ilki başardık galiba. 55 ayrı kulüpten 382 takım 1800 kişiyle çok büyük bir aileyi oluşturduk sizlerle beraber. Milyona ulaşmış bir ülkenin bireyleri olarak, evlatları olarak Türkiye'nin her noktasında tenisi hep en iyi olabilen branş olarak anlatmaya çalışıyoruz. Ki arkadaşlar, inanın Türkiye tenis anlamında şu anda en iyi anılan branş olduğunu size söyleyebilirim. Sizler de bunu yaşıyorsunuz, görüyorsunuz.